Merhabalar ben Nile Örnek yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum tıbbi bitkiler araştırmacısı Nazım Tanrıkulu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Nazım Bey bana uzmanı demezseniz sevinirim dedi. Daha araştırıyorum, öğreniyorum sürekli bitkilerden dedi. Peki olur dedim ama kendisini pek beğeniyorum kitabından ötürü. E, tıbbi bitkileri doğru kullanma rehberi, pratik yöntemlerle doğal ilaçlar hay kitaptan çıkmış. Çok güzel bir kitap. Genişletilmiş baskısı da gittikçe ee, daha da güzelleşmiş. Öyle diyeyim. Şimdi Nazım Bey siz biraz kendinizi anlatsanıza Siz kimsiniz? Nasıl bir eğitim aldınız <laughs> ya da öyle söyleyeyim. <laughs> siz kimsiniz en zor zor sorulardan birisi. Tamam tamam. Muhtemelen... Nasıl bir eğitim aldınız öyle sorayım. Ee, ben 2003 yılında ee, Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programını bitirdim ondan sonrasında Zeytinburnu'nda Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde çalışmaya başladım ve bir yaklaşık 7-8 sene orada kuruluşundan itibaren çalıştım. Evet. Yani 2003 yılından bugüne sadece tıbbi bitkiler konusunda çalışıyorum. Hayatımın merkezinde tıbbi bitkiler, bitkilerin şifaları var. Hı hı. ve bir adanmışlık içerisinde tıbbi bitkilerle ilgili Bilgilerimi, bildiklerimi derinleştirmeye çalışıyorum. Şimdilerde de tıp tarihi alanında, Medipol Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Hı hı. Ee, Balıkesir'de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kurum var. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi. Hı hı. O merkezinde e, şube müdürlüğünü yapıyorum, ilericisiyim. Ee, Kısaca böyle. <laughs> Kısaca böyle. Şimdi ben özellikle Nazım Bey gelsin istedim. Çünkü bazı insanlar var. ilaca çok karşılar ve çok keskin olarak karşılar. Her şey bitkilerle olsun istiyorlar. Bir takım insanlar var ki onlar da bitkileri karşılar. Sadece işte günümüzün ilaçlarıyla olur diyorlar. Ama siz Tam arasında ortada ikisine de e, geçit veren ama aynı zamanda iki tarafı da değerli bulan e, bir tarafta duruyorsunuz gibi geliyor değil mi? Evet. Size ara sıra böyle e, söyleyin. Genel, ee, genel olarak hayatta evet. sadece meslekle ilgili değil ama genel duruşum böyle Hı -hı. arada ortada. Durmaya evet. çalışıyorum. Evet çok goylu, keskin olmayan. Hı -hı. Her şeyde açık olmaya gerektiriyor evet. tabii. Bu da bitkilerden öğrenilebilecek bir şey. Ben de çok meraklıyım. Hoşuma gidiyor. Ve e, kitabı okuyunca da o sizin o e, sakinliğinizi, bilge tarafınızı gördüm. Hoşuma da gitti. Şimdi kitapta şifalı bitki özleriyle çaylar var. Tentürler, şurup, macun, yağ ve krem hazırlamanın püf noktaları da var. Evet. Bunlara geçmeden önce bu ilginiz nasıl doğdu? İlk önce onu sorayım. Daha sonra da biraz kitaptan yola çıkarak konuşalım bu işi. Evet. Ee, yani programın ismi nasıl, nasıl olunur? <laughs> ben de küçüklüğümden itibaren ben, siz bana sormuştunuz kimsiniz diye. <laughs> en çok sorduğum sorulardan birisiydi kendime. Ben kimim? Ve ya yani olma meselesiyle ilgili de, olma değil de belki de Nasıl Hı -hı. öleceğim noktasını falan çok çok düşündüğüm e, bir şeydi. Ve bu süreç içerisinde e, ben çok küçük yaşında 5 yaşlarındaydım. Babamı kaybettim. Hı -hı. Babamı hatırlamıyorum. E, babamı hiç bilmiyorum ve baba hissinin nasıl bir şey olduğunu da bilmediğim için. Hı -hı. Onun Vallahi kendisi de e, şeydi orman muhafaza memuruydu. Bir dağ köyünde. Hı -hı. E, hayal meyal birkaç anı var ama hatırlamıyorum dediğim gibi baba babamı hissetmek istiyorum. Bu okuyan birisiymiş babam da. La 75 bin kadarı şifalıymış. Yo, e dünyadaki öyle. Türkiye'de yaklaşık bin kadar bitki e, tedavide kullanılıyor. Bunun kayıtlı olarak 347 tanesi kayıtlı. Şifalı görmediklerimiz de aslında bilinmediği için. Daha yeterince üstünde durulmadığı için belki de şifalı gibi görünmüyor değil mi? Aynen öyle. Aslında... E, yani Türkiye florası zengin dünyada bu taraf dünyadan bu tarafa doğru geldiğimiz zaman işte bir endemik meselesi var. Hı hı. Ee, bizde 3.500 kadar endemik, yok, yaklaşık 11.000 kadar bitki var. Bu 3.500'ü endemik. 11.000 küsur bitkinin de bin kadarı e, tıbbi bitki olarak, tıbbi bitki veya gıda bitkisi hı hı. olarak kullanılıyor halk arasında. E, tanımlanmış olan dünyada 20 bin veya 25 bin arasında toplamda bir 400 bin kadar bitkinin 20 bin kadarı hı hı. tıbbi bitki veya gıda amaçlı kullanılıyor. 400 bin bitkinin 380 binini o zaman e, faydasız diyemeyiz. Toplamda e, yani kainatta bir döngü var ve her her şeyin bir sebepte var olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, illa ya bize insana dokunması dokunanlara şifalı mı diyeceğiz? Böyle bir soru, da bu, bu soruya bir cevap verebiliriz belki. Ee, şu ana kadar insanlığın bize aktardığı deneyimle, kullana geldiği bilgilerle biz bu e, işte bin tane veya işte dünya genelinde düşünürsek 20 bin tanesinin tıbbi bitki olduğunu düşünüyoruz. E, diğerleri henüz daha. Keşfedilmemiştir demek sanki daha doğru. Hı hı. doğru. Ee, peki siz ilkokul, ortaokul biraz böyle bitkilerle belki yetiştiriniz. Daha sonra bunun eğitimini aldınız. Anladığım kadarıyla siz e, mezun olduktan sonra Google'da arama yaptırıyordunuz tıbbi bitkiler, şifalı bitkiler. Çok az e, sonuç vardı. Bugünse yani her yer tıbbi bitkiler, bunları satanlar, bunlar hakkında konuşanlar biraz sizden öğrenelim istedim. Şimdi sizin kitabınızda e, çok ayrıntılı anlatıyor şu ayrıntıda anlatılıyor daha biz e, evimizde bunları nasıl yetiştirebiliriz e kadar anlatılıyor. Peki şu konuda e, size sorayım sizin evinizde böyle bir balkon var mı sizin bahçeniz mi var siz nasıl bu işi hallediyorsunuz sizin çalışma mekanınız dışında? Şimdi çalışma mekanı dışında İstanbul'da başlayayım İstanbul'da beri aslında balkonda bitki yetiştiriyorum. Hı -hı. Ama şimdi sadece aloe vera'm kaldı. Hı -hı. Çünkü çok fazla e, seyahat halindeyim. E, Bakamıyorsunuz. Bakamıyorum. Bakamadığım için de aloe vera evet. da susuzluğa dayandığı için nazımı çekiyor. Hı -hı. Ama İstanbul'dayken çok çeşitliydi bahçe, şey yani balkon. Ezza balkonu tabiri de orada oluşmuştu. E, i̇şte kış aylarında ekinazya vardı, sinirli ot dediğimiz bir bitki var. Kekiklerin türleri vardı. Hı -hı. Sivri kekik, baharat olarak kullanılan Hı -hı. kekik Peki. gibi... Araya girsem hemen sözünüzü kesiyorum. Ben size şunu sorsam. Biz bir ecza balkonu yapsak ve İstanbul'dayız egzoz da var ama merkezi bir yerindeyiz hem de. E, ama yüksek bir balkonumuz var. Hangi bitkileri yetiştirsek siz bize biraz şifa vermeye başlasınız. Bir balkonum var aloe veradan başlayayım mı? Ya şöyle şimdi ecza dolabı mantığıyla düşünürsek evet, tamam. yani yanı başımızda dursun. Yanı başımızda hemen ihtiyacımız olduğunda kullanabileceğimiz bitkiler. Evet. Bir e, kardeşleşmeye ee... başlayan bir e, koca olsun. Bir tane bebek olsun o evde. Çünkü bebeklere de bir şeyler öneriyorsunuz. Evet. E, siz böyle üç kişilik bir aile şu an. <laughs> <laughs> Aileniz olur. Yani, biz... Kadın da e, kadın da şöyle cildi güzel olsun istiyor. Tamam mı? Böyle kırışıklıkları olmasın istiyor. Selüliti olmasın istiyor. Bir ezza balkonu yapın çok bu. <laughs> 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 Ama öyle işte sipariş verdim buldum evet. konu. <laughs> Kel olan, ilk... <laughs> yani şö şöyle saçı diyelim, dökülüyor saçı dökülmekte olan, tamam. saçları biraz daha diğerlerine göre tamam, az olan tamam. ya da az kalmış olan hı hı. bir bireyin saç dökülmesini önleyecek ne olabilir? Bir biberiye olabilir. Tamam. Biberiye bitkisini sadece saç dökülmesi için değil, ...işte ağrılar varsa özellikle eklem ağrıları falan varsa onun için kullanabilirsiniz. İşte konsantrasyon sorunu varsa çayını yapıp kullanabilirsiniz gibi. Eee hepsinin de ee, yöntemi değişiyor. Değil değişiyor mi? Tabii. Mesela biberiye'de eee ya da saç dökülmesine karşı bahsediyorsak krem mi yapacağız. Yoksa eee yağına mı çıkar? Nasıl nasıl yapacağız? Arada ee, onu da et e tipi aslında damıtma sistemleri var. biberinin damıtılmış hidrosolü çok kıymetli. Hı -hı. E, hem ...saç dökülmesi için plan kullanılabilir ama... ...mesela biberinin... ...ev tipi damıtma sistemlerinde damıtırsanız... ...çıkan yağı da... ...odada konsantrasyon sağlayıcı olarak... ...aromaterapik etkisiyle hı hı. kullanabilirsiniz. Hidrosol nedir? Hidrosol şu... Söyleyeyim. hidro bit, ...su demek... ...sol de ya öz diyorlar... Hı hı. ...yani ya da işte... ...suyun içerisindeki bitki özü... Hı hı. Evet. Ee, ...diyebiliriz. Bitkiyi damıtırken... Bir taraftan yağ, bir taraftan da su çıkar. Hmm, su evet. bitkiden geçtiği için hmm. bitki suyu evet. diyebiliriz. Çok güzel. Tamam, biberiye alacağız. Bir. Ya A. biberiye. Hmm. İşte, hmm. Hanımefendi için şey diyelim, e, aloe vera olsun mutlaka. Tamam. E, aloe vera hem ciltte yanıklara falan e, hmm. iyi gelir. İşte hem kışın güneşten, kışı ve yaz güneşten koruyucu etki yapar. Yumuşatır. Hmm. E, aynı sefa olabilir. Hı -hı. Aynı sefanın çiçekleri, ciltteki renk uyumsuzu varsa onun için kullanılabilir. Yine aynı sefa bebek pişikleri için kullanılır. Aynı sefanın yağları, yağını yaparsanız, kantron yağını yapar gibi. Hı -hı. Ee, çiçeklerini alırsınız, zeytinyağını bekletirsiniz, güneşte yağını yaparsınız. O da bebek, bebek pişikleri için kullanılabilir. Hı -hı. Ayrıca başka bir krem yapmaya falan kullanmaya gerek kalmadan çok iyi bir e, şeydir. Eza... Balkonu bitkisidir. Hı hı. Aloe vera'yı nasıl kullanıyoruz? Kocaman bir bitki onu kesiyor muyuz? Nasıl uh, kullanılıyor? İçinden böyle yeşil bir öz çıktığını görüyorum ben mesela. Aloe vera aslında da. jel jel evet. var evet. E, ve yeşil değil de daha saydam e, evet. saydam bir şey. Öyle mi? Mavimsi gibi. Yo tam gibi. bir jel. Tam bir jel. Tam tamam. bir şeffaf bir jel tamam. aslında. Hı hı. E, balık filoto yapar gibi. Düşünün büyük bir. ...en alttaki büyük yaprağını Hı -hı. alıyorsunuz... ...kesiyorsunuz. Hı -hı. Kenarlarından... ...o tırtıklı olan kısımları... ...da kesiyorsunuz. Hı -hı. Sonra filato yapar gibi... ...üstten çok güzel. kabuğunu alıyorsunuz. <laughs> Sonra kaşığı alıyorsunuz... ...kaşıkla sıyırıyorsunuz. Tamam. İçindeki jeli... ...sıyırdınız. Evet. Sonra onu koydunuz, rondodan geçirdiniz. Ha. Evet. Tamam. Rondodan geçirdiniz, süzdünüz. Hı -hı. Çünkü biraz... ...yapraklar kısımda kalacak. Hı -hı. O kısmı doğrudan... ...celide sürebilirsiniz. Yani... ...göz çevresine falan temas tamam. ettirmeden. Bunu nasıl saklayacağız? Mesela büyük bir öz oldu. Bir günde hemen bitiremez. Çok çabuk bozuluyor. Ee, askorbik asit gibi bir koruyucu genelde konuluyor. Ee, onun dışında yani çok az parça parça da alınabilir. Anladım. Günlük ihtiyacımıza hı. büyük bir yaprağı değil de... Hı hı. ...küçük bir kısmı yaprağın küçük bir kısmını alıp... ...onu günlük hı hı. ihtiyacımız karşılayacak şekilde kullanabiliriz. Tamam. Yine e, modern zamanlarda artık böyle kimse... Üzülmek istemiyor. Kimse yasını tutmak istemiyor. Acının iyileştirici tarafını falan. Hiç oralarda değil kimse. Hı hı. Dolayısıyla hemen bir antidepresan kullansam diye düşündüğümüz için... ...antidepresanlar alternatif olarak kullanılabilecek bitkiler. Mesela çarkı felek balkonda yetiştirilebilir. Pasflora incarnata diye geçer. Antidepresan etkili bir bitkidir ve... ...balkonda hem güzellik sağlar çiçeğiyle sarılıcıdır... Hı hı. Yine kanturon olabilir. Sarı kanturon antidepresan etkisi e, kanıtlanmış bitkilerden birisi. Hı hı. Tabii bunlar bu bahsettiğim bitkileri gelişigüzel de kullanmamak gerekiyor. Evet. Onu da arada söyleyeyim. Şimdi gelişi güzel kullanmayacağız zaten e, bana çok zor geliyor böyle Anadolu'da çeşitli yerlere gidiyoruz hevesleniyorum bitkileri getiriyorum arabanın bagajında çoğunu kullanamadan çöpe atıyorum neden çünkü bir tozlanıyor diye düşünüyorum ben bunu böyle hemen suya koyunca çayını yapıp içince e, o toz da gelecek. Diyorum ama yıkasam yıkamaktan emin olamıyorum. Nasıl kullanacağız? Her bitkinin ayrı bir kullanma yöntemi var galiba anladığım. Biraz öyle aslında değil mi? Evet yani bitki her bitkinin bir farklı kullanım yöntemi var. Yani e, kullanım yöntem derken işte içle bir formdan ziyade dikkat edilmesi gereken kullanım şekli hmm, belki denilebilir. Hmm. Burada bitki kullanımı giderek artmaya başladı. Bitki kullanımı ile beraber ilaç da insanlar kullandıkları için bilinçsizce hmm. bitki ile ilaç. Bu konuda da bitki ilaç etkileşimi istenmeyen etkiler oluşturabiliyor. Bunlar geri bildirimler gün geçtikçe kullanım <laughs> arttıkça daha fazla olduğu için <laughs> e, bitki ilaç etkileşimi noktasında çok fazla şey duymaya başladık. Mesela kantoron kullanırken sarı kantoron kullanırken depresyonda olan bir insan başka bir antidepresan kullandığı zaman istenmeyen bir etki oluşturabiliyor. Hmm. ...sadece sarı sarıkantron, antidepresan ilaçlarla değil... ...hemen hemen çok ilaç grubuyla etkileşim yapıyor. Hmm. Bu işte buna belki şey de denilebilir... ...modern ilaçlarla geleneğin ilaçları arasında bir şey var. Evet çakışma var. Profesör doktorlar, doçent doktorlar kitabınıza ön söz yazmışlar... Sağ ...ve ol, çok sağ beğendiklerini ol. söylemişler. Siz de kitabınızın bir yerinde, başlarında bir yerinde... E, Sonuçta uzmanlara danışın. Bütün bunları almadan, denemeden önce. Ama o uzmanlar kimler? Ben de onu bilemiyorum. Yani mesela bu kitaptaki bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tedaviye yönelik bir temel olarak algılanmamalıdır diyorsunuz. Bitkileri tedavi amacıyla kullanmadan önce mutlaka bir sağlık e, profesyoneline danışın. Ama şimdi herkes Doktor House değil. Şimdi insanlar Tıbbi ilaçlarla yetişiyorlar. Belki dört sene doktorluk okuyor ama bitkileri de okuyor mu Türkiye'de? Ondan emin değilim. Yani ee, biliyorlar mıdır gerçekten şimdi doktorlar? 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından geleneksel tıp yönetmeliği diye bir yönetmelik çıktı. Sonra 2016'da onun alt başlıkları oluştu. Ve bu 2016 yılı itibariyle Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir ve e, başka Bursa tarafında bazı yerlerde var e, geleneksel tıpla ilgili alt başlıkları... ...pitoterapi, homeopati aromaterapi gibi e, ...yak onun üzerinde başlık tanımlandı Hı -hı. ve bu konularda hekimler kurslara tabi oldu Hı -hı. halen de devam ediyor yani e, mesela siz Ama tıp fakülteleri müfredatında yok henüz yok Hı. ama girecek oraya da evet ya yani doktorsunuz meraklıysanız orada onları alabiliyorsunuz gibi mi? Öyle bir şey. Değil. Evet şu an doktorsanız geleneksel tıp konularına fitoterapi, homeopati, aromaterapiye... aromaterapi, akupunktura falan meraklıysanız e, merakınız çerçevesinde gidiyorsunuz o kurslara başvuruyorsunuz. Kurslarda eğitim alıyorsunuz ama kurslar kısa süreli Hı -hı. 6 aylık gibi. Bu 6 aylık bir sürede ne kadar öğrenebilir, ne kadar derinleşebilir? E, daha da temelden başlaması lazım. Hekimler belli bir alanda uzmanlaşmadan Pratisyen hekimi olarak kalıyorlar. Hmm. Ama uzmanlaştıkları zaman işte belli bir alanda o alanda ilgili uzmanlığını e, devam ettiriyorlar. Bu bitki veya işte geleneksel tıp konusunda da bir uzmanlığa ihtiyaç olabilir. Daha derinleşme derinleşmesi hmm. gerekebilir. E, en temelden e, bu konuda tıp fakültelerinin müfredatına girmesi gerekir diye düşünüyorum hı hı. en azından etkileşimleri değil mi çünkü hepimiz bitki çayı içiyoruz artık yani onlar ilaçları ne kadar etkiliyorlardır bilmiyorum ama e, hepimizin evinde poşet çaylar var onları içiyoruz mesela benim e, aldığım bir poşet çayla e, aktardan aldığım bir ada çayı arasında nasıl farklar var Ya bir kere ekstratı var herhalde bir katkı maddesi var mı poşetlerin içinde oluyor mu olmuyor mu Şimdi poşet çayların bazılarında şey var. Bir katkı maddesi demeyeyim de. Mesela ada çayının bir ekstraktı olabilir. Hepsinde hı hı. değil ama. Hı hı. Yani daha verici, daha yoğun, aroma aroma verici maddeler olabilir. Renk verici maddeler olabilir. Hı hı. Yani renk verici bitkiler olabilir. Hı hı. Ee, bazıları da sentetik, aroma verici de kullanabilir. Yani hepsini için söylemiyorum. Hı hı. Evet. Ee, ama bir yerden, bir aktardan, bir eczaneden... Herhangi bir üreticiden aldığınız ada çayı veya doğadan topladığınız ada çayı tabii çok farklı olacaktır. Tabii. Lezzet açısından da, tat açısından da farklı olacaktır. Ee, özellikle doğru tür, türünden emin olduğunuz, kendi ellerinizle topladığınız şey daha başka olacaktır. Hı -hı. Biraz önceki konuda işte kendi balkonunuzda yetiştirdiğiniz bir ada çayının yaprağını aldınız. Onun Hı -hı. çayını yaptınız. Onun sizin o süreci dair olduğunuz için Hı -hı. bir taraftan toplayıcılık da yapmış oluyorsunuz. Evet. Topluyorsunuz ve kendiniz demliyorsunuz. O daha sürecin tamamı şifalandırıcı olabilir. Hmm. Peki ada çayı ve ıhlamur üzerinden gidelim. En çok yapılan çaylar herhalde. Daha da kolay oldukları için. Ee, nasıl demlenmesi gerekiyor? Kaç derece suda? Mesela kaynamış suyun içine mi koyalım? Üstüne kaynamış su mu koyalım? Ya da kaynamış olmasın? Soğuk su mu olsun? Ee, bu, bunlar da değişiyor herhalde değil mi? Tabii. Çay hazırlarken ilk başta... Ee, öncelikle yöntemden çok hazırlayacağımız malzemelere de biraz dikkat etmemiz lazım. Ee, burada sizin dediğiniz su çok önemli. Şimdilerde işte konuşulan konulardan birisi suyun canlılığı filan meselesi var ya. Hı, evet. Su pH'i. Suyun pH'i. Öteden beri su hep bir şifa vesilesi olmuştur. İşte kimi suyu almış okumuşlardır filan. Suyun bir bilgiyi taşıma şeyi var. Hı. Yani şifayı taşıma da vesile evet. olacağını düşünerek... ...suya da çok özen göstermemiz lazım belki. Yani aldığımız bir e, damacana su... ...ölü su diye tab tabir ediliyor. Hı -hı. E, çay yaparken... ...bunu biraz canlandırmak lazım. Hı -hı. Biraz hareket katmak lazım ilk başta. Yani bunu ritüel gibi düşünebiliriz. Hı -hı. Ondan sonra... ...demlik olarak kullanacağımız malzeme... ...şimdilerde döküm çay demlikleri var. Hı -hı. Onlar olabilir... E, ...tamamen cam... Demlikler var. Hmm. Yani süzgeci de evet. cam olan demlikler var. Onlar kullanılabilir. Ee, seramik, porselen demlikler var. Onlar kullanılabilir ama e, genelde paslanmaz demlikler pek tavsiye edilmiyor. Hmm. Ee, Şimdi suyu canlandırmak dediniz. O e, damacanın içindeki su, ölü suysa eğer, siz içmeden nasıl canlandırıyorsunuz o suyu? Ya hareket katmak lazım e, deniyor. N nasıl? Ne demek o? Yani mu? hareket katmak da şu çalkalamak olabilir. Ha tepeden yukarıdan dökmek olabilir. Gibi evet. Hmm. Ee, yani bu İstanbul şartlarının tabii çok zor ama e, olabiliyorsa bu bizim Anadolu şehirlerinde halen... Ee, ...şehirlerin içerisinde... ...çeşmeler var. Aa, yok yani... canım İstanbul'da <laughs> biraz, tarihi çeşme de kalmadı... ...şeyde biraz kalmadı. Zor. Bir de burada sokaktaki çeşmeden içersem... ...ölürüm diye de düşünürüm. Evet. İçiyorum ara sıra <laughs> ama... Yani, yani şöyle <laughs> söyleyeyim... Yiyorum. ...çeşme suyu olmasın... Hı hı. ...hiç tamam. olmazsa yani o temiz su... ...içli işte bir su ile çay tamam. bir Peki. yapılsın. Ee, şeker... ...kullanılmasın. Hı -hı. Yani ilk başta... E, ...yöntemlerden. Sonra... Hiçbir tarif yoksa genelde yüzde iki gibi yani su yüz iki gramda bitki olacak şekilde Hı -hı. şey ölçeklendiriliyor. Hı -hı. Hiçbir bir yerden tarifiniz yoksa. Hı -hı. Son yöntemlere gelir gelirsek de yöntemleri bitki bitki de gidebiliriz ama bitkilerin kısımlarından gitsek sanki Olur. daha Tohumu genellemiş oluruz. Var, yaprağı evet. var. Öyle Mes bir şey soralım ama size ilk önce şeyi de sorayım atlamadan. Şimdi siz demlikten bahsettiniz ya. Ben normalde kettle'da ısıtıyorum. O yani su ısıtıcı alet diyeyim. Ee, ben bir su ısıtıcı alette ısıtıyorum suyu ya da kaynatıyorum da denilebilir. Ondan sonra bir demliğin içine koymuş oluyorum o bitkileri. Oraya su koyuyorum. Bu doğru mu mesela yoksa biz demliği ocağa mı koymalıyız? Yo bu yöntemlerden bir yöntem bu. Tamam. Şimdi üç yöntem var çay tamam. hazırlarken. Birisi yani teknik tabirle infüzyon deniyor. Hı -hı. İnfüzyon haşlayarak demlemek. Tamam. Demlemek. Ee, ikincisi dekoksiyon, kaynatmak, hı hı. kaynatarak demlemek, hı hı. üçüncüsü de maserasyon diye bir yöntem. O da içme sıcaklığındaki suda hı hı. belli bir süre bekletmeye. Evet. Bu üç yöntemi neye göre yapıyoruz? Elimizde bitkinin yaprağı, çiçeği ee, veya çiçekli yapraklı üst kısmı, toprağın üstündeki kısmı varsa, mesela melisanın yaprağı da var, sapı da var, böyle bir e, evet. bitki var elimizde. Hı hı. Bu bitkinin bu bitki e, kısımlarının çayını yaparken infüzyonla yapıyoruz. Yani üzerine kaynar sizin yaptığınız kettle'da yaptığınız, Hı -hı. kaynattığınız suyu. Evet. Demliğe de bitkileri koydunuz. O demlinin içerisinde kaynattığınız suyu eklediniz. Hı -hı. Sonra kapattınız. Bu genelde çiçekler için 5 dakikaya kadar tavsiye edilir. 5 dakika demle, süz. Maksimum 10 dakika demleyip süzülür. Hmm. bu bu kısımlar için buna örnek ne verebiliriz adı verebiliriz lavantayı verebiliriz kekiyi verebiliriz ee, ıhlamur verebiliriz Ihlamur da tekrar tekrar kaynatma yapılır genelde ee, tekrar tekrar kaynatma tavsiye edilmez hmm. ee, tekrar tekrar kaynatma değil kaynatma hiçbir şekilde tavsiye edilmez kaynatma hmm. yapısını hmm. bozar ee, eskiden işte Anadolu'da çokça kullanılır ıhlamur sobaların üzerinde Ihlamur kaynatılır, bir taşım kaynatılır, sonra bir daha kaynatılır. Evet, Rengi yani. çıksın diye belki e, tasarruflu kullanılmış oluyor her hmm. ıhlamuru. Akşama kadar kaynatılır. Hmm. Bu e, şimdi kaynatma süresi veya demleme süresi uzadıkça bitkilerin içerisinde bizim şifalı madde dediğimiz maddeler var. Şimdi ilk başlarda ıhlamur için örnek vereyim. Ihlamur sadece çiçeğini kullanılır normalde. ...ıhlamırı aldınız. Evet. Çiçekli, yapraklı kısmını aldınız. 3 hı hı. dakika, 5 dakika demlediniz. Şifalı maddeler geçti suyun içerisine. 5 dakikayı geçtikten sonra... Hı. ...istenmeyen maddeler çıkıyor. Mesela... ...çok yaptığımız, hepimizin içtiği siyah çay... ...siyah çay uzadıkça... ...bekledikçe acılaşmaya başlar. Evet. Aslında acılaşması demek çaya istemediğimiz maddelerin geçmeye başlaması Hı. demek. Onu Ama tadından örnekleri. anlıyoruz da tadından şeyi anlamıyoruz. Aslında. Bitki çaylarını aslında kadar anlarız. Aslında anlarız. Bitki çaylarında da Hı. anlarız. Yani bir deneme yapılabilir burada. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika bir deneme. İyi ben poşeti tat, çıkar. <laughs> tat denemesi yapılabilir. Şimdi Nazım Bey kahve içiyor burada. <laughs> evet ele vereyim. Ben bitki çayı içiyorum ama şunu da merak ediyorum. Mesela paket çaylar da bu kadar hassas mı? Mesela ben normalde ne yaparım? Bir sıcak su üstüne koyup içiyorum. Sonra aynı paketi bir daha sallandırıyorum ikinci bir bardakta. Yani bir tanesinden iki bardak içiyorum. Bu normal mi yoksa iki İkinciyi içme mi diyorsunuz siz? Şimdi o da şey e, kullanım miktarı yine hasta olup olmamanız... Hmm. ...bir başka bir şey içip içmemenizle hmm. alakalı. Yani bazı bitki çayları var keyif amaçlı içilebilecek. Hmm. Genelde mesela meyve içeren çaylar, hmm. meyve kabukları, evet. meyvelerin kendileri... E, ...veya renklendirici olarak hibisküs gibi hmm. bitkilerin kullanıldığı hafif her zaman içilebilecek çaylar ama bitki çaylarının genelde uzun süre kullanılması çok tavsiye edilmez. Hmm. Ee, yani tekrar tekrar kullanılması Tekrar çok tekrar tavsiye, tavsiye edilmez. Ya, günde iki bardak, hı. üç bardak. Onun üzerine çok fazla da çıkmamak lazım. Aa, bir de sayıyı çok arttırmamak lazım. Tabi. Bir de çok acayip bir pazarı var. Yani şimdi televizyonda her gün yok kiraz <laughs> sapı inceltir, bilmem ne evet, evet. kökü böyle yapar diye bir bir takım uzmanlar var. Zaten sabah ücret verip çeşitli televizyon programlarına çıkan akla zarar benim için Hı -hı. doktorlar var yani durum akla zarar yoksa doktorlar belki çok iyi doktorlar ama yani insanların kafalarını karıştırıyorlar her bünye farklı ee, ama e, bitkilerde bir yere kadar gelinebiliyor bitkileri giriliyor bu kadar internet google sayfası var artık ama yine de insanlar çok bulaşmıyorlar korkudan mı neler olabilir insana e, arkadaşlar da görüşüyoruz zaman Hı -hı. zaman e, ...flü bir alan var. Hı hı. Yani... E, ...işte dozaj meselesi var. Ne kadar kullanacağı... E, ...tam etki mekanizması var. Hı hı. Bitki... ...ilaçların etki mekanizması... ...açıklayabiliyorlar ama hı hı. bitkinin... Etki, ...etki mekanizması tam olarak açıklanamıyor. Hı hı. E, bir de çok somut bir... ...sonuç görmek istiyorlar. Hı hı. Mesela tedavi... ...tedavi olması çok somut bir... ...şey değil. Somut... Ama açıklayabilecek, açıklanabilir bir form istiyorlar. Hı hı. Bunun için biraz uzak duruyorlar. Hı hı. Yani evet ortada bir şifalanma süreci var, tedavi oluyor. Hı hı. Ama açıklanamıyor. Hı hı. Açıklayabilir, somut ve rasyonel bir çerçeve çizlemediği için bitkilerle ilgili. Öyle ee, mi peki gerçekten? Aslında öyle değil. Öyle. Şöyle, bizim şu an benim eski e, kalemde kullanılan tıp kitapları falan onlara bakıyorum. Onların e, bitkilerle ilgili anlattığı tedavi metodu daha başka. Ama diyor ki bitkiyi şunun için kullan ama bunun şöyle bir olumsuz bir yan etkisi oluşabilir. Onu telafi etmek için de şunu kullan gibi hmm. tarif ediyor. Hmm. Ve orada kişiye özel bir yani hastaya değil kişiye hastalık zaten pek eski tıpta hastalık yoktur. Hasta vardır denir. Her hasta her ya da her insan bir biriciktir ve... Hmm. Onun karakteri, mizacı neyse ona göre bitki verilir. Hı hı. Ee, özgünleştiriyor, ilacı da kişi gibi o biricikleştiriyor ve daha şifalanma o bütüncül olarak sağlanıyor. Açıklayabilir, algılanabilir, e, kafalarında oturursa bu iş hekimler tarafından yapılırsa daha iyi bir yere gider ama bir ilgi var. O ilgiyi daha önce başkaları e, sömürüyordu. Şimdi, Şimdi de hekim sıfatıyla sömürme durumu oluşuyor. Her biri birbirinden farklı ve yani siz gazetecisiniz. Daha önce ben de televizyona bir çıktığım oluyordu ve çok sorulan sorular e, böyle hap şey soruluyor. Hı hı. Onun arka planı sorulmuyor. Yani sadece birkaç kelime kullanıyorsun ama o arka planı sormadığın için hı hı. onun nasıl algılandığıyla ile ilgili bir şey hı hı. oluşabiliyor, hata oluşabiliyor. E, yani bir bitkinin yan etkisi olabilir o bitki kullanacak kişinin başka kullandığı bir ilaçlar olabilir. Onun bünyesine etki, ters etki yapabilir. Bir sürü Hı -hı. E, arka planda açıklanması gereken durum var. Hı, -hı. Birçoğu ticari faaliyet içerisinde de oluyorlar. Evet ticari faaliyet içerisinde olduğu için kendi ürünlerine yönlendirme durumu da olabiliyor. Yani bu programı yapma isteğim de şu. Bir şekilde bitkiler bizim çevremizde. Bunları kullanalım ya da kullanmayalım değerini bilelim istiyorum. İkincisi bir takım şeyleri kullanıyorsak onları niye kullanıyoruz ve nasıl kullanabiliriz onları anlayalım istiyorum. Mesela kozmetikte belli ürünler var. O ürünler... Gül mesela değil mi? Sizin kitabınızda da Hı -hı. bayağı geçiyor. Hı -hı. Ya da e, demin bahsettik aloe vera e, ya da hindistan cevizi şu anda çok moda. E, bazı besinler var ki gerçekten e, çok çok kıymetliler ve e, bünyeye cilde şuna buna yarıyorlar. Bunları biraz genel bilgisini öğrenelim. Ama siz... anlattığınızdan anladığım sizin eğitiminizi alan insanlar nasıl olunur şeklinde bakarsak mesela... ...aslında gelecekte çok büyük bir iş alanı e, yaratılmış olabilir. Bir kozmetik alanında çalışabilirler diye düşünüyorum. İkincisi kişiye özel yapılması gerekiyor sanki bu bitki işinin değil mi? Bana bakması gerekiyor bir hekimin. E, vücuduma, kas ağrılarıma, saçıma, başıma, cildime... ...ve bana bir ecza balkonu yazması gerekiyor sanki. Herkese böyle genel bir program yapmayı istemiştim ben de ama... ...sizinle hemen konuşmadan anladım... ...biraz bu oldu. Evet. Yani kişiye özel olması lazım. Bunun içinde yani şu anki... E, ...işleyen... ...hekimin... E, ...hastayı görme e, zamanı... Hı -hı. ...buna çok müsaade etmiyor. Hekimin zaten... ...sizle ilgilenmesi... E, ...size soru sor sorması... size ilgilendiğini göstermesi bile şifalanmaya bir... ...sebepken... E, ...şimdi çoğu zaman 2-3 dakikalık bir ilgilenme... ...süreci var. Hı -hı. Yani o kişiye... ...özel e, tedavi sürecine götürebilmesi için bir bir saat gibi bir inceleyecek, mizacını çıkaracak belki ya da hastalığını ortaya çıkaracak. Hı, hı. Ona göre bir şey söyleyecek ama bu şu an pek mümkün görünmüyor. Bunu sağlayan geleneksel tıp e, devlet hastanelerinde de var şimdi. Geleneksel tıp birimleri, klinikleri açılmaya başlandı. Bursa'da geleneksel tıp hastanesi var. Sadece bu geleneksel tedavi metotları müzik terapinin de içinde olduğu bir hastane kuruldu şu an. Hmm. Mesela hastaneye girince bile... şey ...diğer hastaneler çok farklı. Şadırvanla karşılıyor hastane. Ee, hekimlerin ezda ellerinde şey var. Ada şey, kavanozları var. Böyle bir şey düşünün. Hmm. İçeride müzik e, terapiye... ...müzik sesleri geliyor falan. Hastanenin bahçesinde tıbbi bitki yetiştiriliyor. Gidiyor hmm. hekim onlarla ilgileniyor falan. Ee, benim kitapta... ...ikinci baskıda bu biraz Ütopya'ydı. Yazmıştım. Böyle evet, bir evet, hayal evet. vardı. Şimdi onun geçen... E, ...geçen sene şey e, hayat bulmuş halini gördüm. Siz gittiniz beğendiniz mi? Yani güzel. Ben ben tabii tabii şey istiyordum böyle şifane gibi Hı -hı. düşünüyordum ve bunu biraz daha ormanda daha izole bir yer gibi hayal ediyordum. Hı -hı. E, Bursadaki hastane mimarisiyle falan bence iyi, iyi başlangıç olarak. Hı -hı. Ya şeyi anlamadım. Ee, mesela gidiyorsunuz e, orada sadece ee, bitkilerle mi tedavi yapılıyor yoksa geleneksel yöntemler ve modern yöntemler bir arada mı? Şu, o hastane getat yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp hastanesi. Hmm. Sadece o birimler var. Hmm. Ama hekimler modern tıbbın yöntemlerini de kullanıyorlar. Hmm. Yani ikisini birisini reddetmiyor. Hmm. E, zaten tamamlayıcı. Evet. Tamamlayan. Yoksa benim için korkutucu olabilirdi evet. yani. <laughs> evet. Bilemedim ama bakacağım mutlaka. Zeytinburnu'ndaki e, bahçeyi bize biraz anlatır mısınız? Enteresan herhalde. E, Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi orası mı? Evet. Iki, Hı -hı. 2003 yılında kuruldu Zeytinburnu'daki tıbbi bitkiler evet. bahçesi. 14 dönümlük bir alanda çalışmalarını yapıyorlar. E, tropik bitkiler de var. Tropik bitkilerin olduğu bir sera var. Hı -hı. Zencefilden Çalı Yılan yılank denilen çok aromaterapide çok önemli olan bir güzel kokulu bir ağaç var. O var mesela. Tropik sırada. Yaklaşık 700'ün üzerinde toplamda tıbbi bitkiye ev sahipliği yapıyor. Hı hı. Küçük bir laboratuvarı. Her barlum dediğimiz kurutulmuş bitkilerin olduğu bir bitki tanıma hı hı. müzesi. Salonu var. Küçük bir eğitim salonu var. Zeytinburnu'da bir birkağı bahçesi. Zeytinburnu'nun tam da ortasında korunmuş bir bölge doğal olarak kurulmuş çünkü etrafı mezarlıklarla çevrili. Hmm, Enerjisi hmm. de güzel. Muhtemelen ölülerden <laughs> kaynaklı herhalde. Etraf, arka tarafta Ermeni mezarlığı var. Ben bir aralar da Zeytinburnu'nda çalışırken işlerinden işlerimden birisi şeydi. Yani kendi merakımdı. Bir liste vardı. O listedeki bitkilerin oraya te tedarik edilmesi lazım. Ama Türkiye'de tıbbi bitki temin noktasında tohum bulabileceğimiz yer yoktu. Fide bulabileceğimiz yer yoktu. Ben de Bizim tıbbi bitkiler genelde doğada e, yetiştiği için Hı -hı. yabani olarak. Hı -hı. Korunmuş alanlar olarak da mezarlıkları düşünmüştüm. Hı -hı. Mezarlıkları dolaşıyordum bir ara, işlerinden birisi oydu. Aa, ne kadar mezarlık, mezarlık dolaşıp bitkileri buluyordum. Hı -hı. E, işte o bitkileri, mezarlıklar, sur dipleri. Hı -hı. E, buralardan bitkileri taşımıştık oraya. Hı -hı. Çok bitkinin e, şeyinde büyük emeğim vardı orada. Ama mezarlıklardan buldunuz yani bazı bitkileri Bazı bitkileri mi? evet mezarlıklardan buldum. İstanbul'daki mezarlardan mı buldunuz? Tabii tabii İstanbul'daki mezarlıklardan. O zamanlar şey 2003'lerden bahsediyorum. Mezarlıklarda öyle bakım falan olmuyordu. Hmm. Şimdi tek düze mezarlıklar da tek düze artık. Her mezarın üzerinde işte renkli çiçekler. Hmm. Ee, ama ben o zamanlar mezarlıkların, mezarlıkların üzerlerinde bir sürü farklı farklı bitki türleri bulmuştum. Ah, çok enteresanmış. Peki Türkiye gezdiniz mi? Türkiye'de de gezdim. Evet. Bu bitkiler için. Evet evet. Her her bölgeyi gezdim neredeyse. Ya yani her bölgeyi gezdim derken her bölgede bir noktayı gezmişimdir. Hı hı. Ee, yani bir arada işlerimden biri soydu. Halk ilaçları derlemesi yaptım. Ee, Etnomorfonik deniyor. Anadolu'nun bitki bilgileri diyebiliriz. Hı hı. Ee, genelde kadın şifardan e, köylerde ya da koca karı denilen e, koca karı ilacı hazırladığını söyleyen hı hı. şifacı diyebiliriz. Ocak diyebiliriz. Halk hekimliğinde ve halk biliminde ocak diye tab tabir edilir. Ee, belli başlı konularda yaparlar. Kimisi gözdeki gözde oluşan bir şeyi tedavi eder. Kimisi saç kıranı tedavi eder. Hmm, uzmanlık alanları ee, var. gibi evet, <laughs> Gidersiniz ya okurlar. Hı hı. Okurken ama mutlaka bir ritüelin içerisinde bitkiyle ilgili de bir şey olur. Hı hı. Bunların bilgilerini derlemiştim. Ee, şimdi... Onlar işte 65-70 yaş civarı ve çoğu da e, göçüyor. Bildikleri de göçüyorlar. E, geri kalanlar da kentlere göçtükleri için hmm. bilmeyenler. Hmm. Ya, ya da bilgiyi devam ettirmesi gerekenler. Siz ilk göçüyorla e, vefat etmediğinden bahsettiniz. Evet. <laughs> i̇kinci göçme, e, i̇kinci başka şehre göçme. Evet, evet, şehre göçme. Peki hmm. götürenler... kimseye el vermiyorlar mı? E, el veriyorlar aslında. Hmm. Ama el verecekler göçtükleri için, mesela o, evet, yani evet. şey onlar da mecburen, hı hı. E, işte kent köylerde artık şey kalmıyor, e, geçim. Kimse kalmıyor. Evet, yani. kimse kalmıyor. Gerçi bizim şimdi tersine bir göç var, hı hı. E, bizim kentliler şimdi köylere geçiyorlar. Hı hı. Belki o sayede bir şey olabilir ama e, bu bitki bilgeliği veya halk hekimliği bilgeliği artık. Geçiyor yavaş yavaş. En çok neden etkilendiniz öyle gezerken? Yani bir insan olabilir, bir ildeki enteresan bir bilgi olabilir. Ya çok fazla şey var aslında. Ben mesela çobanlardan çok fazla öğrenmişimdir. Hmm. Yani küçüklüğümde de çobanlık yapmıştım. Ben bir dağ köyünde büyüdük. Küçüklüğümüz orada geçti. Çobanlardan çok fazla bir şey öğrenmiştim. Çobanların bitkiyle ilgili bilgisi ve çobanların hayvanlarla kurduğu bağ evet. beni çok etkilemişti. Evet. Ee, bitki kısmına bakarsak bir şeyden çok etkilendim diş kurtları diye bir teori var sonradan teori olduğunu öğrendim hmm, diş çürüten diş, dişlerin çürümesine sebep olan bir şeyden bahsediliyor hmm. Kars'ta, e, Erzurum'da e, Karadeniz tarafında ve Balıkesir, Bursa, Kütahya taraflarında hep aynı bir şeyden bahsediliyor bir tane bitki var hmm. banotu bitkisi hmm. zehirli bir bitki banotu bitkisinin tohumlarını meşe korunda yakıp dişleri çürüyenlere diş kurdu var bunda diyorlar teyzeler. Ve bir tane tülbent üzerine geçiriyorlar. Dumanı te teneffüs ettiriyorlar. Of. Bir leğenin içerisine leğende de su var. Hı -hı. O diş kurtları oraya dökülecek falan böyle bir <laughs> enteresan bir şey. Ama tam bir cadı faaliyeti gibi sanki bir taraftan böyle düşününce. Siz ona şahit oldunuz mu? Şahit oldum. Kendi de deneyimledim yani. Nerede? Ben Hangi de muhtemelen idi? diş yoktu ben göremedim. <gülüyor> 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 Öyle diyeyim. Ee, ben Hangi balık idi? balık eserde yaptım, hı. onu kaydetmiştim hatta. Ee, sonra bunun eski metinlerdeki karşılığını buldum. O o zaman çok heyecanlanmıştım. Hı -hı. Kemaliye diye bir eser var, 15. yüzyılda yayınlanmış, erken Anadolu Türkçesiyle. Oradaki diş çürükleri, diş çürümesi faslının içerisinde de yine aynı tarif vardı, hı -hı. aynı bitki vardı. Banot'u hı hı. daha da şeye gittiğinde Sümerler'e kadar gidiyor. Yani hı hı. öyle bir e, metine ulaşmıştım. E, en çok etkileyen şeylerden birisi buydu. O günden bugüne gelmiş. Peki o soluduğunuz şeyi siz biliyorsunuzdur. Sizin daha uzmanlık alanınız olduğu için. Öldürmez mi insanı? <laughs> Rahatsız etmez solurken... mi? Ne bileyim öldürmüyor Hayır. belli ki ama. Yok solurken şey yapmıyor ama. Normalde, normalde normalde bu bitki <laughs> zehirli bitkilerin çoğunda da olduğu gibi bu bitkiler biraz şey Ali hani bitkiler. Hmm. Ee, acaba kurt diş kurdu böyle öyle bir halle mi görülüyor onu da bilemiyorum. Diş hekimliği fakültelerinde teorilerden bir teoride bu. Yani hmm. tarihi açısından bakıldığı zaman diş çürümesine sebep olan ...teorilerden birisi olarak da işleniyor. Derslerde işleniyor benim gördüğüm kadarıyla. Bize hala Sümerler'den bugüne gelmesi enteresan tabii. En, çok enteresan. Peki e, bitki örtüsü ve şifalı bitki zenginliği olarak... ...hangi illeri ya da bölgeleri söyleyebilirsiniz? Yani Balıkesir genel anlamda doğasıyla istisnai e, yerlerimizden. Ege öyleymiştir gibi geliyor. Karadeniz midir? Nereleridir? Bununla alakalı önemli bitki alanları, ÖBA diye geçiyor. Hı -hı. Önemli bitki alanları haritası, önemli bitki alanları kitabı var. 130'un üzerinde önemli bitki alanı var Hı -hı. Türkiye'de. Bizim Balıkesir, evet zenginlik, bitki örtüsü açısından zengin. Kaz dağlarında işte endemik türler var. Hı -hı. Yine ulus dağları var. Bursa'da Uludağ bölgesi Hı -hı. önemli bölgelerden işte Kütahya, Eskişehir hatta çok enteresan geçiş bölgeleri var. E, hiç benim tahmin etmediğim bitkileri görmüştüm. Yani Akdeniz ikliminde görülebilecek bitki o geçiş iklimi, geçit, geçit kuşağı deniyor. Hmm. O geçiş ikliminde e, görmüştüm. Hmm. E, yine Doğu Anadolu bölgesinde, Kar Karadeniz'de her bölgede kendine has farklılık ve zenginlik var. Hmm. E, Türkiye genel olarak bir kıtadan, Avrupa kıtasından daha çok bitki türüne de sahip yapıyor. Hmm. Yani koca bir kıta küçük bir ülke diye düşünebiliriz. Peki biz bunları kozmetik sektöründe yeterince değerlendirebiliyor muyuz? Yani Avrupa bayağı ileride diye düşünüyorum. Yani bu bitkileri kullanıyor, kremler yapıyor vesaire. Biz belki Türk kremlerine çok güvenmiyor muyuz bilmiyorum. Bizde bu kadar şifalı bitki var ya da bitki var diyelim. Ama ben hep yurt dışından gelen ve orada büyüyen markalar görüyorum. Bizde sanki o ikisi birleşmemiş gibi. Yeni ne olacak. Bu tür üretimlere daha çok e, butik üretim tarzı benzeyen e, girişimciler e, düşünüyorlar. Anadolu'nun bitkilerini değerlendirmeyi. Hı hı. Onlar açısından mevzuatta şey var, hı hı. sorun var. Hı hı. Yani e, kendi kendisi çıkıyor araziye, hı hı. doğadan topluyor bitkiyi onu yağını çıkarıyor diyelim. Evet. Ama o yağ çıkardı şeyi biz şey istiyor. Onun ürün bilgi dosyası diye bir dosya isteniyor falan bir sürü mevzuatta istenen hı -hı. şey var. Ee, koca bir kozmetik devinden ne istiyorlarsa küçük girişimciden de onu istiyorlar. Dolayısıyla hı -hı. bu sektör çok fazla gelişemedi ama şu, son yıllarda e, işte bu kadın girişimciliğini falan desteklemeyle ilgili destekler arttıkça hı hı kadınların e, ilgisi de bu konuya arttı. Bir sürü şu an Instagram markası görüyorsunuzdur sizde. Nerede ilgidir, de. bilmiyorum. Yani bazı bazıları hmm. iyi, bazıları bir taraftan iyi bir taraftan kötü kötü, kötü ama bir. e, birçoğu da artık resmi üretime geçiyorlar. Hmm. Balkon yapacağım, nereden başlayayım? Evet balkon yapacaksınız. Ezza balkon Ecaa balkonu yapacaksınız. Konuştuk ama bir baharat olarak kullanabileceğimiz tamam, bitkiler. Süper. tıbbi bitki ama baharat olarak tamam. kullanabilir. Mesela ne var? Kekik var. Evet çok güzel. Ee, kekiklerin türleri var. O Onlardan alabilir. İşte Sater denilen bir bitki var. Zahter var. Bunlar hep e, fide de üretiliyor şu an. Ondan sonra yine baharatlardan züfa otu diye bir, bir ot var. Hmm. Züfa otu et yemeklerinde çok kullanılır. Türkiye'de de çok yaygın ve balkonda da yetişebilecek Başka türlerden bir birisi. Başka bir var mı? İlk defa duydum ben. Züfa çördük denir. Hmm. Türkiye'de Erzurum, Erzincan tarafında yetişiyor hmm. doğal olarak. Hmm. Ee, mercan köşk var. Evet. Baharat olarak da kullanılır, çay olarak da kullanılır. Hı hı. Ee, baharatın dışında çay olarak kullanılabilecek, çok bilinmese de işte e, Anadolu'da nazarı engellediğine, kötü enerjilerin girmesini engellediğine düşünülen hı hı. balkondan veya kapının önüne konulması tavsiye edilen ıtır bitkisi var. Hı. Mesela ıtır çok güzel çay olur. Itırın yaprağını alırsın yaz kışta yaşar, hı. soğuk e, dondan etkilenir ama dondan kurunacak bir yerde muhafaza edilirse balkon öyle bir balkonsa hı ıtır mutlaka olsun. Hı, hı. Açık alıp... balkona göre mi tarif ediyorsunuz kapalı balkonu mu? yani onu... Artık herkes kapatıyor ya. Kapatıyorsa kapat, kapalı balkonda da olabilir demin söylediklerim hepsi hı hı. olabilir. Hı hı. Tamam, Arada tamam. havalandırmak kaydıyla. Hı hı. Ama ıtır dondan etkilenir. Hı, hı. E, güneşi sever. Hı hı. Çay olarak çok güzeldir. Siyah çayın içerisinde de kullanılabilir lezzetlendirici olarak tatların içerisinde kullanılabilir. de çok güzel oluyor. Hı hı. Itırlı kahve. Aa, ee, aa, çok kahve. Evet, çok ha? güzel oluyor. Toz haline getirip ıtır yaprağını hı hı. kahveyi pişirirken kahvenin içerisine koyuyorsunuz. Hı hı. Kahvenin yanında lokum, gül lokumu verilir ya. Hı hı. Bu güllü kahve içmiş gibi oluyorsunuz. Itırın tadı biraz gül, biraz limon andırır. Enteresan bir tadı var. Ee, mercan Köşkü söylemiştim. Hı hı. Soğuk algınlığı gibi durumlarda Yine kekiklerden faydalanabilir ama daha iknazlı gibi Hı -hı. E, Kuzey Amerikan bitkisidir ama Balk İstanbul şartlarında yetişebiliyor. Hı -hı. Türkiye'de birçok yerde yetişebilir. Balkonda yetişebilecek bitkilerden birisi. Çok yakınımızda olan bitkilerden bazıları. Mesela sinirli ot. Balkonda yetiştirilebilir. Niye? Hı -hı. Çünkü sinirli ot hem... E, İsmi adı, çok komik geliyor. Komik evet. Seferinde. Çok komik. Ee, yani damarlı çok, falan mı? Damarlı Neden böyle evet. Deniyor? Bayağı damarlı. Bir diğeri de damar otu. Ha. Ee, yaraları falan e, iyileştirmeyle bilinir. Antibiyotik özelliği var. İşte antibakteriyel özelliğinden dolayı. Ee, bunlar ba ecza balkonunun içerisinde yer alabilir. Kedi otu var. Kusuzluk için kullanılabilecek bir bitki. Hı -hı. Onun da kökleri kullanılır. Yani Hı -hı. saksıda yumuşak toprak, yumuşak bir toprak e, sağlarsanız Hı -hı. çok biraz da geniş ve derince bir saksı olursa Hı -hı. kedi otu da yetiş yetiştirilebilir. Hatta şey de olabilir. Balkonda zerdeçal, zencefil de balkonda saksının içerisinde yetiştirilebilir. Taze, taze zencefil. Taze zencefil, taze zerdeçal. Hı hı. Zencefille zerdeçalın rizomları satılıyor hı hı. marketlerde. Hı, hı Yani rizom dediğimiz o alttaki patates gibi kısım. Hı, hı. Soğanlı değil. onların evet soğanlı diyebiliriz, yumrusu diyebiliriz. Onun yumrunun e, bir kısımları var, boğumları. O hı hı. boğumlardan kesilip toprağa gömülebilir. Hı hı. Nemli, nemi korunacak. Hı hı. Tropik bir ülke olduğu için. Ee, zamanı geldiği zaman da kök yasadığını yapacaksınız. Kendi zerdeçalınız, kendi zencefinizle yapabilirsiniz. Hı hı. Peki ee, bunu doğa... sizin kitabınızdan biraz öğrenelim aslında. Biraz evet, tohumlandırması kitapta, falan ayrıntılı anlatılıyor. Evet, Kitapta yani balkonun içinde evde nasıl yetiştirebileceğimizden arazi şartlarına nasıl yetiştirebileceğimiz hı hı. kadar adım adım bütün hı hı. aşamalar özet şekilde var. Yani tohum hı hı. çimlendirmeden son hasada kadar. Evet. Diğer konu da şeydi, sordunuz, yani Bitkileri biz nasıl tanıyalım? Hı hı. Ya da bitkilere nasıl bakalım? Evet. Ben kendimce... E, ayağımızın altında çoğu zaman fark etmediğimiz bitkileri çok böyle yakın hissediyorum nedense hı hı. kendime. E, bu İstanbul'da da çokça gördüğümüz, her dönemde çıkan bazı bitkiler var. Ben bitkileri biraz öyle de bakıyorum. E, şu, eve gümece... İşte e, yanında ısırgan olur mutlaka. Hı hı. Isırgan, ebegümeci, kuş oltu de, dediğimiz bir bitki hı hı. var. Şu an onlar hep birlikte yaşarlar. Hı hı. O birliktelikle de, de bize aslında mesaj veriyorlar. Yani şey gibi düşünebiliriz. İşte insanlar için bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu hı hı. söyleyeyim. Tamam, onu ya, tam ona düşünün. İyi arkadaş evet, bu üçlü. E, i̇yi arkadaşlar. Şimdi üçünün ortak özelliği var. üçü birbirini destekliyor. Ee, iyi anlaşıyorlar ama biz onlara şey gözüyle bakıyoruz İşte üç tane birbirinden farklı gibi bakıyoruz hı hı. biz çünkü insan olarak hep ayırmayı ayırarak bakmayı hı. bütünü göremediğimiz için ayırıyoruz anca öyle tanımaya çalışıyoruz ama aslında tanımıyoruz ama. Hı. Ee, dolayısıyla tanışmış olmuyoruz hı hı. Ee, yine tanıma için isim söylenir hı hı. İşte bitkinin ismini bilmekle tanımış oluyor muyuz Olmuyor Bence olmuyoruz. <laughs> yani. ee, i̇şte bir insanın tanımak için ismiyle tanımış oluyor muyuz? Olmuyoruz. <laughs> ee, o bitkinin yetiştiği alana gözlemlememiz lazım. <laughs> Arkadaşlarını görmemiz lazım. Kimlerle <laughs> anlaşıyor bu? Biz bunu yetiştiriciliğini yapacaksak da öyle. Kullanırken de bize ipucu veriyor. <laughs> Mesela ısırganla e, ebe gümeci yan yana. Anadolu'da da şöyle bir tabir var. E, ısırgan daladı, ebe yaladı. Diye bir tabirden bahsediyorlar. Isırgan ısırdığında ebegümeciyle hemen... oraya ha. pansuman şey yaptığın zaman o yangıyı alıyor. Hmm, şahaneymiş. Şu bu. yan yana duruyor zaten. Böyle Hı -hı. de bir ipucu da veriyor. Yine kuş otu demiştim mesela. O kuş Hı -hı. Otu yanında olur. Isırgan ısırır, kaşındırır. kaşıntıyı da kuş otu alır. Ay, namussuz panzehiriyle birlikte <laughs> çok, yan yana. Evet çok enteresan. Hı -hı. Doğaya böyle bir de biraz bütüncül olarak bakmak lazım. Bir de siz latince isimlerini öğrenmenin etkisini anlatıyorsunuz. Tabii sizin gibi işlere girecek, sizin kadar profesyonel davranacak bu konuda insanlar için latince isim önemli. Çünkü yöresel isimleri tamamen farklı olabiliyor ve doğruyu tanımak için galiba latinceyi de bilmek gerekiyor. Evet <laughs> latinceyi bilmemiz lazım, latince ismini bilmemiz lazım. Ama yöresel isimleri de bilmek lazım. Hı, hı. E, yöresel isimler de bize birçok çıkarımda bulunabiliriz. Evet zaten karakterini söylüyor karakterini, yöresel isimler de. Tabii değil mi? yani dövülmüş avrat otu diye bir bitki var. Evet, çok enteresan evet. kötü bir isim ama. E, burada da işte bitkinin kullanırken dikkat etmemize ilgili bir şey var. E, yani kullanırsan. Kızgın. E, kızgın ya da dayak evet. yemiş gibi olursun. Her yerin morarır. Ha filan. Şu durum için ne yapmak lazım? Şimdi artık yani aynı köyde doğup büyümüyoruz ve o gelenekle büyümüyoruz. Ben yaşadığım yerdeki bitkiyi nasıl öğreneceğim? Çünkü sizden eğitim aldım, geldim evde benim işime bir manada yaramıyor. Şöyle e, bölgelerin artık flora kitapları çıkmaya başladı. Evet. İstanbul'un ağaçları, İstanbul'un çiçekleri, evet. İstanbul'un gülleri hı hı. gibi bir sürü İstanbul'da ilgili kitap var. İstanbul kocaman bir ülke gibi bir tane 7 sende. kilo falan benim aldığım kitap. Bazen oh. şey oluyor İstanbul'da Belgrad bitkileri ha. ya da İstanbul'da bi, bir yerin kampüsünün bitkileri. Hı. E, ya zaten bir bir yerde böyle lokal bir çalışma yapıldıysa o lokal çalışma çok yaygın her yerde görülebilecek bitkileri içerir. Hmm. Çok nadir görülen bitkiler endemik olma ihtimali çok yüksek bitkiler olduğu için hmm. o bitkileri de hayatımızda çok fazla kullanmayız. Hmm. Ee, bitkinin kokusu, dokusu, bitkiyle yani temas kuruyorum. Hmm. Her bitkinin genelde bir kokusu var. Her bitkinin bir rengi, dokusu hepsi kendisine az. Hmm. Kokusuyla, rengiyle, dokusuyla da bize bir şey anlatıyor. Hmm. Mesela bazı bitki, hiç bitkinin ismini bilmiyorsunuz. ...rengiyle size bir şey söyleyebilir. Siz kitabınızda bahsetmişsiniz. Böyle kaba bir şekilde anlatmayalım onu. Kırmızı mesela diyorsunuz ki... ...genellikle ateşi düşürmekte kullanılır. Hı -hı. Kanı temizlemek... ...detoks etkisi yaratmak için de kullanılır. Sumak, gül, kırmızı pancar... ...örnek verilebilir. Hı -hı. Yeşil dolaşım sistemi için kullanılır. Yeşil renkli sebzeleri hiç tüketmediğinizi... ...bir düşünün demişsiniz zaten. Mavi sinir sistemi ve... ...görme duyusu üzerinde etkilidir... Ee, yaban mersini, peygamber çiçeği, güvem, çakalarıyı Hı -hı. örneği verilebilir. Mor sakinlik ve huzur vericidir. Lavanta. Ee, sarıdan bahsettim. Sarı çiçekleriyle doğayı süsleyen kara hindiba iyi bir örnektir diyorsunuz. Safra için, karaciğer için. Hı -hı. Böyle örnekler vermişsiniz. Aynı zamanda şimdi bir de kitapta merhamler var. Merhem yapma yöntemleri. Ee, onun dışında yağ çıkarma. Uçucu yağlar. Uçucu yağ denilen şey... Ya yağ arasındaki fark nedir? Ve yani şeyi anlayabiliyorum. Biri uçuyor yani de. Hani e, etkisi nedir? Farkı nedir? Uçucu yağlar aslında yağ değil. Yağımsı maddeler. Yağ benzer. Görüntü itibariyle yağ benzer. Hı. Ama bitkilerde e, adı üzerinde bir yaptığı, ürettiğiniz zaman damıtma ile elde edilir. Hı hı. Ürettikten sonra kapağını açık bıraktığınızda. Hı -hı. Bir şey koydunuz. Kapağını açık bıraktığınızda uçup gider. Hı -hı. Eskiler bu sebeple de e, bu uçucu yağlara ruh diyorlarmış. Hı -hı. Bitkinin ruhu. E, i̇şte nane yağı değil de nane ruhu diyorlarmış Hı -hı. gibi. İşte yine İngilizce ismi de essential oil diye geçiyor. O da ruh, öz. Yunanca ismi de eterik. E, gökyüzünün sonsuzluğu demek. Hepsinin bir ruh bağlamı var. Aslında e, görünen hiç kokusuyla hissettiren hmm. ama aslında kaybolan ruh gibi. Hmm. Hmm. Ee, diğeri sabit yağlar tohumlardan elde edilir. Soğuk bir istediğimiz bir yöntemle elde edilir. Ee, ve belli bir ısıda üretilmesi gerekir. Mesela susam yağı, mesela badem yağı hmm. gibi. Hmm. Çörek otu yağı Çörek çok otu yağı gibi. Ee, bir diğer... Yağ üretim şeyi de kantrondan bildiğimiz masırasyon yağı. Hmm. Yani zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi yağın içerisinde bitkiyi belli bir süre bekletmeyle e, çıkan yağlara da masırat yağı diyoruz. Hmm. Doğru şekilde kullanmaya gelelim tekrar. Biraz önce çaydan konuştuk ama biz şimdi bitki çayını aldık. Onu yıkamak sonra kurutmak ya da işte bir bitki getirdik. Ee, onu nasıl saklamak gerekiyor? Siz onu da anlatsanız da. Yani bunların kullanma süresi ne kadardır? Biz kopardık, getirdik evimize ve yıkama, temizleme, kurutma, nasıl bir yerde saklayalım? Bitki kendiniz topladıysanız. Evet, kendim topladım. Öncelikle diye. toplama yapılacak bölge önemli. Ballı baba giller dediğimiz adaçayı gibi, kekik gibi bitkilerin olduğu ailedir. Onların bitki, e, yol kenarındaki ...ağır metalleri absorbe etme... ...özelliği var hmm. bünyesinde. Yandık o zaman her yer Ya yani orada. Oralardan toplamayacağız. E yani. Nereden toplayacağız? Biraz daha içeriden toplayacağız. Hı -hı. İç bölgelerden. En az 200 metre diye... Hı -hı. ...tavsiye edilir. Hı -hı. Otoyol kenarından... ...200 metre veya işte o atık suların... ...geçtiği yerlerden 200 metre... ...diye düşünebiliriz. Toplama bölgesine önem vermemiz lazım. Toplarken bitkinin neresini... ...toplayacağız? Kısmı önemli. Hı -hı. Kendimiz topluyorsak. Yani evet. balkondan... da ...bahsettik ya orada Hı -hı. da önemli... Bitkinin işte bazısının çiçeği, bazısının yaprağı, bazısının kökü. Bunların hepsi zamanları var. O zamanları bilmek lazım. Kitapta bahsettik ama. Hı, hı. Bitki ya aktardan ya da kendimiz toplayarak aldık diyelim. Hı hı. Ondan sonra bunun çok sizin e, sordunuz bir muhafaza süresi var. Hı hı. Yani bu muhafaza süresi ne kadar? Çiçek mi, yaprak mı? Buna göre değişmekte de değişir. Hı hı. Çiçek, yaprak gibi kısımlar genelde bir yıla kadar. Hı. Tohum Kök gibi kısımlar 2 yıla kadar saklanır. Saklarken ışıktan, ısıdan, nemden uzak bir ambalajda saklamamız lazım. Yani bu da evde cam kavanozun içerisine koyabilirsiniz. Cam kavanozu da dolapların içerisinde ışık almayan. Aktarlar da ortada ama bir de At aktarın işte ne zaman getirdiğini ben nereden bileceğim? Onu şöyle anlayacağız. ...bitki kokulu bir bitkiyse... ...mesela hmm. melisa alacaksınız. Hmm. Kokusunu yitirmemiş olması lazım. Hmm. rengi Yeşil olanların... ...rengi soluk olmaması lazım mesela. Hmm. Aynı sefa gibi... ...turuncu renkli bir çiçek. Hmm. Çok bariz, belli. Turuncu olması gerekiyor. sarardıysa artık o güneşten gitmiştir yani. Hmm. Zaten açıkta... ...açıkta şeffaf ambalajlarda... ...ulu orta satılan yerlerden de bitki... almamak lazım... Hmm. Tamam. Peki e, siz galiba ada çayı ve ıhlamur özelinde mesela limon e, sıkılmasını çok doğru bulmuyorsunuz. Ya da bal katılmasını bile hatta değil mi? Ya şöyle e, bir çalışma vardı. E, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından yapılmış bir çalışma. O çalışmaya istinaden ben o e, şey yazmıştım. Bitkilerin içerisinde uçucu yağ taşıyanlarda kekik, ada çayı gibi bitkilerin içerisinde uçucu yağ var. Hı hı. Uçucu yağları da limon sıktığımız zaman yani çayı yap çayı yaptığımız zaman kekiğin çayını yaptınız veya nane'nin çayını yaptınız limon sıktınız ikisinde de uçucu yağ var sıktığımızda limonda sitrik asit var çayın şifasını limon sıkmış oluyoruz hmm, çok güzel bilgi ya ben ee, yani limonsuz ada çayı ıhlamur keyif amaçlı evet içilebilir evet, bir. ben ama. de çok seviyorum limon Hmm. Barış abinin şeyi, e, <laughs> tav tavsiyesi, tavsiyesine <laughs> uyarak. Evet. O şarkı doğru mu? İyi mi formül? Güzel bir şey, güzel bir formül. Yani. <laughs> güzel bir formül. <laughs> Kitaba baksınlar, kullansınlar. E, sizin dediğiniz gibi e, uzmanları da sorsunlar ama... ...mesela saç dökülmesine karşı ne kullanalım? Biraz daha stressiz olmak için ne kullanalım? İkisini sormuş olayım size. Saç dökülmesi için bir şey olabilir. Bir yağ karışımı olabilir. Hı hı. Bunun için bir baz e, yağ yani hem saç bestesin saç köklerini beslesin. Bir baz yağ hazırlanması lazım. Bunun içerisinde baz yağına hint yağı e, kullanılabilir. Jojoba yağı ve hint yağı karışımı yapılabilir. Hı -hı. Bu iki işte si 50, 50 ml birisinden, 50 mililitre birisinden olacak şekilde 100 ml'lik bir karışım, Hı -hı. baz yağ karışımı. Hı -hı. E, sonra bunun içerisinde saç dökülmesine önlediği eee düşünülen ee, bitkilerin yağları, uçucu yağları Hı -hı. katılabilir. Nedir onlar? Mesela hem işte saçları uzatsın Hı -hı. kırılmaları önlesin filan diyecek dediğimizde kadınların çok sorduğu sorulardan Hı -hı. Hint sümbülü diye bir yağ var. Hint sümbülü yağı e, e, eklenebilir. İçinde bir beş damla kadar. Hı -hı. Biberin yağı eklenebilir. Bir Hı -hı. beş damla kadar. Sedir yağı eklenebilir yine 5 damla kadar. Ee, ve içine bir de kekik uçucu yağı eklenebilir. Bu da 5 damla kadar böyle kullanılabilir. Bu sonra bunlar ya yani ekleme damla damla ekledikten sonra karıştırılacak. Hı, hı. İyice karıştırılacak. Hı hı. Ondan sonra saç köklerini fiksiyonla masajla yedirilecek. Hı, hı. E, haftada iki defa filan bu uygulama yapılabilir. Sonra yıkanacak mı kişi? Sonra tabii yıkanacak. Hemen yani bir bekletmeyecek. Bir iki saat kadar bekletip ondan ha. sonra yıkanabilir. Ya. <laughs> <Evet>. Diğer <laughs> soru da şey mi? Stressiz olmakla ilgili. Evet, <laughs> Herkes stresli diyor o aklıma geldi. Evet. ya yani Melisa çayı çok rahatlatıyor. <laughs> Ama Melisa'da da limon, melisa yani bu yaprakları biraz daha uzun olan... Değil de ısırgana benzeyen, benzeyen yaprakları olan Hı. gerçek melisa, oğul otu kullanılırsa daha iyi Letincisi olur. Latincesi nedir onu? Melisa officinalis diye geçer. Hı. Limon kokuludur. Kokusuna baksınlar. Yaprakları yeşil olması Hı. lazım. Hı. Isırgana benzemesi lazım. Hı. Hem kalbi yatıştırır hem e, ruhu dinginleştirir. Hı. E, pasiflora olabilir yine. Hı. Papatya, tıbbi papatya çayı. Peki Nazım Bey nasıl olunur olduğuna göre programımızın ismi Bizler biraz aslında programın içinde de söyledik ama nasıl bitkiye, doğaya daha yakın oluruz? Ya da sizin mesleğinizi e, seçmek istiyorsak neler yapmamız gerekir? Ve sizin e, mesleğinizi seçenler ya da sizin aldığınız eğitime alanlar neler yapabilir? Siz güzel iki kitap yazdınız. E, onun dışında eğitimler veriyorsunuz. Aynı zamanda bir bahçe yönetiyorsunuz. Bir programınız var. Şimdi kendi, kendim de bahçe yani kendime has kazalarım bir arazide e, geçen sene edinmiştim. Hı hı. Bu sene e, orada şeye başladım. Eski Toprak diye bir isimle başladım. Hı hı. Hatta yol, yola mi? çıkıyor. Hı hı. Eğitimi orada oraya dönüştürmeyi düşünüyorum. Eğitim alanına. Eğitim bahçesine. Hı hı. E, evet ben araya girmiş oldum ama. Yok yok yani nasıl olunur diye soruyorum aslında. Evet. Neler yapalım? Yani Tıbbi ve Aromatik Bitkiler diye bir program hı hı. var. Hı hı. E, Türkiye'de yaklaşık 30'un üzerinde üniversitede var. Hı -hı. ...ön lisans düzeyinde eğitim veriyor. Hı -hı. Bu alanı tercih etmek isteyenler... ...doğaya... E, ...çevreye... ...ve bitkilere çok meraklı olması lazım. Hı -hı. İlk başta herhalde... Hı -hı. ...yani o konuda bir şey yapmak istiyorsa... Hı -hı. ...kendini adaması lazım bence. Evet. E, dış koşullarda çalışmayı... ...arazi masa başında çalışmaya... ...tercih etmesi lazım. Hı -hı. E, ruhu doğada kanatlanıyor... ...olması lazım. E, ve sürekli bir keşif ve hayret duygusu olması lazım. Hı hı. Yani ondan işte sadece bir bunu çay yapma kısmı yok. Laboratuvarda da bir şeyler yap, yapmak lazım mesela. Orada da bir hayret duygusuyla sürekli bir merakla, arge hı hı. E, odaklı düşünebiliyor olması lazım. Hı hı. E, çok fazla alana tıbbi ve aromatik bitkiler diye geçiyor. Çok fazla alana e, hitap ediyor. Hı hı. Boya bitkisi de var, kozmetik bitkisi de var. Ee, baharat kısmı da var, çay kısmı da var, hı hı. arılarla ilgili kısım var. Hangi kısımda derinleşmek istiyorsa bir alan belirlemesi lazım. Hı hı. Ee, bu konuda işte Türkiye'de yolu belli bir mesafede yürümüş olanların yollarını bir önce izlerini takip etmesi lazım. Hı hı. Kitaplarını okuması lazım, kaynaklarını onlar hangi kaynakları kullanmış onlara bakması lazım. Gibi önerilerde bulunabilirim Evet. Siz e, birkaç kitap da önerir misiniz? Sizin kitabınız dışında bize. E, Turhan Baytop. Çok siz bahsediyorsunuz Profesör Doktor. E, onun eserleri galiba önemli. Ya yani Turhan Hoca eşi Asuman Baytop. İkisinin de çok kıymetli Anadolu'nun bitkileri açısından çok kıymetli eserleri var. Hı hı. Asuman Baytop eşinin e, Türkiye'de botanik tarihi araştırmaları diye bir kitabı var mesela. Çok güzel bir kitap. Turan Baytop Hoca'nın Bulabilirlerse hiçbir kitabının baskısı maalesef bir yerde bulunmuyor ama sahaflarda bir şekilde çıkıyor. Türkçe bitki adları sözlüğü diye bitkilerin yerel isimlerini merak ediyorlarsa Ay, hem lat, hem Latince hem Türkçe Hı -hı. hem de yerel isimleri Hı -hı. E, Türkçe bitki adları sözlüğü kitabı var. Anadolu dağlarında 50 yıl diye kendi gezi anılarını paylaştığı e, dağ bayırı gezerek Hı -hı. yazdığı bir kitabı var. Turan Baytop hoca'nın yine Türkiye'de bitkilerle tedavi diye bir kitabı var. Hmm. Onun da baskısı yok ama o çok böyle başvurucu kitaplardan birisi hmm. İyi bir e, çalışma, titiz bir çalışma. E, Ertan Tuzlacı hocanın kitapları var. Profesör Ertan Tuzlacı. Onun şifa niyetine, geleneksel e, ilaç referi, e, Bodrum bitkileri gibi bitkilerin hmm. görsel e, fotoğraflarında yer aldığı kitapları var. O kitaplar tavsiye edilebilir. Bitkilerin daha böyle şeyi... Ben şimdi bir taraf oralardayım biraz. Bitkilerin bildikleri... Hmm. Ağaçların gizli yaşamı... Hmm. Bitki zekası... Diye kitaplar var. Evet. Üçü de çok değerli kitaplar. Üçü de çok kıymetli Yabancı kitaplar, kitaplar tercüme. Evet. Ee, ama bir kitap e, Kurd'undan çıktı. Diğerleri Metis'ten çıktı. Metis'ten ee, Metis yayınlarından ee, bakıp e, bulabilirsiniz. Çok çok güzel kitaplar. Gerçekten çok ben değerli. de çok etkileniyorum. Arzunun botaniği vardı. Evet. Yine hı hı. benzer kitaplardan. Şimdi biz e, sizin kitabınızı da ayrıca tavsiye edelim. Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanma Rehberi'ne. Hay kitaptan çıktı. İçinde çeşitli tablolar var. Baştan sonra ne yapacağımız var. E, i̇şte tentür nedir var, şurup nedir, macun nedir, nasıl yapılır bunlar anlatılıyor ve bayağı bilgileniyorsunuz. Tentür nedir bu arada hemen sorayım. <laughs> tentür bitkilerin alkol, sirke, su ve benzeri belli bir oranda karıştırılarak e, belli bir süre karanlık bir yerde bekletilmesiyle elde edilen hı hı. E, genellikle alkollü su karışımlı hı, hı. E, derişik yoğun hı hı. ne diyelim çözeltiler evet, ilaç formu olsun. evet ilaç bitki tıklı. özü yani hı hı hı. çok teşekkür ederim çok sağ olun iyi ben ki geldiniz ederim. 40 <laughs> yıllık hatır olsun, hatır olsun, sohbetimizin çok teşekkür Aynen. Ederim.